Sevgili seyircilerimiz, iyi akşamlar diliyoruz. Bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Bolu Spor'da özellikle son günlerde oldukça hareketli saatler yaşandı. Teknik direktör Özcan bizatihi Samsun maçının ardından göre devam edecek mi etmeyecek mi tartışması vardı. Ve hafta içi, yani şu ana kadar yaşanan gelişmelerde Özcan bizatihiyle yollara ayrıldı. Ve şu anda takımda Cüneyt Karakuş, Salih Yorulmaz, Abdullah Gers ve Osman Zeki Bulut beraber takımı bundan sonra hazırlayacaklar. Yarın Çatalca maçı var, hafta sonu Urfa, daha sonra 1460 Trabzon. Ama tabii bu teknik heyet konusunda önümüzdeki günlerde nasıl bir gelişim olacak bilmiyoruz. Ama şu anda Cüneyt Karakuş ve ekibi Bolu Spor'u hem yarınki Çatalca maçına hem de hafta sonu oynanacak olan Şanlıurfa maçında hazırlayacak, takım başında olacak. Şu anda tabii teknik heyet değişikliğiyle ilgili Bolu Spor'dan da bir resmi açıklama almadık hocam kamuoyuna, bildiğim kadarıyla. Sayın Başkan da zaten bu konuda şu anda Bolu Spor yönetiminin de moralleri bozuk. Özellikle Samsun'un karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyet ve Bolu Spor'un oynayacağı iki kritik maç var. Bu maçlarda Bolu Spor için oldukça önem taşıyor. Ama tabii hocam şunu söylemek gerekirse, Samsun maçı ve ardından yaşanan gelişmeler nasıl değerlendiriyorsun? Beraber takip ettik gerçi. Aşağı yukarı takımını ilk, evet, yani geçen seneden beri takip ediyoruz. Sürekli maçlara, evet, gidiyoruz. Gitmeye çalışıyoruz. Kaçırmamaya çalışıyoruz. Gidebildiğimiz kadar deplasmanlara da gitmeye çalışıyoruz. Ha, Bolu Spor'u yakından takip edelim, iyi analiz edelim. Bunda programı seyreden taraftarlarımıza, seyircilerimize önemli mesajlar verelim, doğru mesajlar verelim diye çalışıyoruz. Tabii şimdi bu seneki süreçte başkanımız geçen seneki hataları tabii, evet, yapmayacağını, işte daha çok tecrübe, evet, kazandığını, bu sene olan transferlerde birazcık daha hani yönetim kuruluyla, evet, beraber hareket edeceğini, evet, hep deklare etmişti. Ama sezon başındaki tabii bu hoca değişikliği, yapılan transferlerin geç olması, yapılmaması, son haftaya kadar bazı transferlerin gelmemesi, takımın birlikte çalışmaması, birlikte olmaması, dışarıdan gelen, evet, yabancıların işte Bolu'ya, sahaya, taraftara, stada, şehre uyum sağlaması, hepsi bunların handikap olarak bize yansıdı. İki tane de hocanın, bir tanesi 20 gün çalışıp arkasından bir tane hocanın gelmesi de bize çok sıkıntı, evet, yarattı. Tabii bunlar üst üste gelince çok kötü bir başlangıç yaptık. Ama dedik ki işte bu iki maç oynadıktan sonra, üç maç oynadıktan sonra bir aramız var. Ondan sonraki arayı çok iyi değerlendiririz, evet, diye düşünmüştük. Bu arada oyuncularımız da tabii fiziksel, mantel olarak yerine, evet, fizik olarak yerine gelir, bazı şeyleri işte üzerlerine kazanım olur diye düşündük. Ama şimdi son maç, Samsun maçına baktığımız zaman bizim düşündüğümüzün tam tersine, hani Bolu Spor Özcan Hoca'dan sonra da bir kazanım elde etmemiş diye gördüm ben. Yani ben şimdi Özcan Hoca'yı daha önceki yıllarda Ersun Hoca'nın yanındayken takip etmiştim. Trabzon'da Şenol Güneş'in yardımcı olduğu dönemde, hatta birinci yardımcıydı. O dönemde de takip etmiştim. Evet. Denizli'de çalıştığı dönemde de takip ettik. Hani ilk başta Savaş Başkan Özcan Hoca'yla anlaşacağı zaman bize, evet, de makul, mantıklı, hı-hı, gelmişti. Hem dedik akademi yönü çok ağır basıyor. Hem dedik sahaya inmiş, sahada işte kulübede bulunmuş. Hocanın, Şenol Hoca'nın birinci yardımcısı olmuş. Böyle düşündüğümüz zaman mantıklı gelmişti, ama geldikten sonraki süreçte yani Özcan Hoca'nın Erciyes maçından Samsun maçına kadar baktığımız periyotta bir tek Adana maçının, Adana Demir maçında böyle biraz kıpırdanma, evet, oldu gibi bir, evet, görüntü oldu. Bir de Karşıyaka maçı. Onda da evet, biz gene onda da savunma, evet, yaptık. Yani 11 tane oyuncuyla sadece savunma yaptık. Onun harici geçen hafta Karşıyaka maçı, evet, vardı. Onun ilk 45 dakikası. Özellikle, evet, gole kadar olan bölümde çok bizi, evet, umutlandırmıştı. Hatta Andaç'ın golünde de biz inanılmaz beraberdik sevmiştik zaten. Ha, beraberdik. İnanılmaz sevmiştik. Çok da güzel bir gol oldu, ama golden sonra takımın işte otomatikman geriye çekilmesi, sadece savunma yapması, işte 90+4'ler deniyor ama, evet, yani dikkatli olmazsan
Oyuna 20-10 konsantre olmazsan bu 90+4'ü falan yok. Yani ben uğursuzluk olarak da görmüyorum. Bu hafta da Samsun'dan yediği 3 gol çok acemice goller. Bireysel yani yediği goller gerçekten yani şöyle bir göz önüne getirdiğimiz zaman. İnanılmaz goller de biz daha hala da bir takım hüviyetinde değiliz. Yani o kadar inanılmaz yani kötü şeyler oluyor ki eğer biz böyle devam edersek çok kötü durumlara düşeceğiz. Çünkü sezonun artık arası 5. işte yarın bir kupa maçı oynayacağız. Ondan sonra 6. haftaya oynayacağız. Evet. Nereden baksan işte 17-34 maç 6'sı gitmiş 11 tane kalmış hala daha bizim 3 puanımız var. Evet. Değil mi? Doğru. Evet. Hala daha bir galibiyet almamışız. Erciyes'le beraber diğer evet. bütün takımların hepsi en azından bir galibiyet almış kendilerine evet. bir özgüven gelmiş. Bizde öyle bir pozisyon da yok. Yani haftalar böyle ilerledikçe bu bu kazanamama riski devam ederse biz çok yani hani telaffuz etmek istemiyorum ama çok kötü durumda düşeceğiz. O zaman bizi devre arası da kurtarmaz. Evet. Kurtarmaz yani. Evet. Yani orada ne yaparsak ne yapalım. İstersek takımı sıfırdan alalım başka bir takım yapalım. Gene kurtarmaz. Evet. Yani şimdi geçen hafta ben Karşıyaka maçında bir baktım. Tam yanılmıyorsam 5 tane oyuncu tribünde oturuyordu. Yabancı transferlerden. Evet. Hernandez, Janda, evet. Rice, Bella. Evet. Kim vardı baş? Rickards. Rickards. Sefer. Evet, Sefer de bizim evet. oyuncumuzdu. 5 evet. tane sahada olan oyuncular, yabancı oyuncular belli işte. Aldı. Ofera, Marco. Değil mi? Evet. Bir de Luis. Luis zaten bizim oyuncumuz. Yani şimdi insan üzülüyor ya. Geçen sene de çok konuştuk. Sezonun başında da çok konuştuk. Hep aynı şeyler söylüyoruz ama yine şimdi bu transfer yapısına baktığımız zaman çok sıkıntılı bir süreç geçmiş. Yani biz gene istediğimiz oyuncuları alamamışız. İstediğimiz transferleri yapamamışız gibi görünüyor. Ha, çok transfer yapmışız ama çok transfer iyi takım yapma anlamına gelmiyor. Evet maalesef. Kesinlikle maalesef. Gelmiyor. Yani bir sürü yabancı olduk. Tamam da şimdi geçen sene biz bu sene geçen sene sezon başı yırttık kendimizi. Ya dedik ki şu İsa yani şu orta sahadan kaybetmeyelim. İsa gibi oyuncu zor bulunuyor. Yani evet. bu sadece bir tane örnek ama mesela Murat Gülüzeroğlu evet. gibi mesela kenar oyuncusu bulamıyorsun. Evet. Şimdi neden evet. biz o adamları 5 evet. tane 6 tane orta saha evet. oyuncusu aldık. Şimdi hepsini topluyorsun bir tane İsak et. Evet. Şimdi evet. kaç tane kenar oyuncusu aldık? İşte Andacı var, Rikotsu evet. var. Bir tane Murat Gürbüzeroğlu etmiyor. Şimdi evet. geçen sene daha önceki oynayan Emre bu sene Emre yok. Evet. Santrafor'unu göndermişsin onun yerine bir tane oyuncu almışsın. Hani Santrafor'la alakası evet. olmayan bir evet. adam oynuyor. Orta saha evet. geçen sene göre çok zayıf. Evet. İşte Alican'la işte Can evet. oynuyor, Alican Yusuf oynuyor. Şimdi Alican bizim hani beklediğimiz bir Alican değil. Evet. Yusuf sezon başı çok övülüyordu. Öyle hala görmedik. Evet. Can da mesela daha önce Antalya'da evet. Deniz'de seyrettiğimiz hala o Can da değil. Jandar'ın da sakatlığı varmış yalnız. Onun var da Baldırım'da. Yani. Tamam da işte bunlar, evet. bunlar sakatlığı. Yansen'in sakatlığı gene özellikle o bel Baldır oynak yerinde Marco bir aşırma. Marco Jansen, Anko Jansen'de. Anko evet, Jansen. Evet. Onda sonrası ağrıları oluyormuş. Şimdi sakatlık neden olur genelde? Vücudun hazır olmamasından evet. kaynaklanan bir şeydir. İşte o geldi birden yüklendi. Evet. Evet. Birden yüklenildi. Hemen bir an önce evet. iş takım adapte olayım, bir an önce gideyim, bir an kendimi göstereyim diye Jan da onu yaptı, sakatlandı. Evet. Rikas yaptı, sakatlandı. Anko Jansen geldi bir ilk maçınca çok iyi evet. performans Hı-hı. gösterdi. Hı-hı. Herkes çok Hı-hı. beğeniyle izledi. İkinci maçta gerçi onu sergilemedi ama kaliteli evet. bir kumaş. Onun haricinde diğer oyuncular hep hiçbir tanesi hazır değil. Yani hazır sadece iyi ki diyorum hala daha Soner almışız. Evet. Yani Luiz'e herkes çok kızıyor ama çoğu pozisyonda gene o var. Hani hata yapmasına evet. rağmen hala o var. 3 puanımız varsa kaleci yani Soner'in bunun da %51 payı var. %51 payı var. Yani en son maçta hiç kötülemiyorsun zaten. Evet. Kötü bir maç evet. geçirdik. Yani ya, çocuk şey elinden gelen her şeyi yaptı. Bugüne kadar olan maçta, en son maçta da yaptı. Evet. Ama bazı şeyleri sadece kaleci bir maç, iki maç, üç maç, dört maç yani nereye kadar tamam. Hani bir sürü pozisyon oldu, bir sürüsünü engelledi. Bizim üç maç dediğin gibi aldığımız puanlar varsa bunlar kesinlikle Soner'den de oluyor. Yani 3 tane oyuncu sayıyoruz. Bir tanesi ya o, bir tanesi değil. Sezon başı Ümit Hoca ile başladık. Özcan Hoca ile devam ettik. Ümit Hoca bu hafta biraz kendini ispatlamak arzusundaydı sanırım. Evet. Ama Özcan Hoca da bunu futbolcularına iyi anlatamamış takımı. Kötü bir futbolla mağlup olduk. Hatta İlk yarıdaki oyunumuzda ben umut vericiydi. İkinci yarıya belki en azından beraberlik alırız diye düşünüyordum ama
çok basit hatalar ve bizim orta sahamızın iyi olmaması, ileri forvetimizin geçen seneki performansında olmaması, hatta Emre Kılınç geçen seneki performansının %10'unu oynayamıyor. Evet. Şimdi bu takımın en skorer oyuncusu veya sürükleyen oyuncu olması lazım şu anda Emre. Tabii oyuncu şu anda. Yani yaş itibariyle, konum itibariyle Emre'nin artık yani itici güç olması lazım. Böyle başı çekmesi lazım ama Emre de 90 dakika maalesef sahada dolanıyor. Beklenen yani buradan oyuncular istenen performansı gösteremezse bu takımın, sezon başında Akkoca ile ben biraz didişiyordum. Diyordum ki bu takım iyidir, Akkoca bu takım fazla başarı gösteremez falan diyordu ama biz gene belki duygusal baktık. Hocam teknik olarak biraz daha farklı bakıyor. Futbolcuları da tanıyor zaten. Türkiye Ligi'nde ki futbolcular da bu durumda görev yapmasından dolayı. Bize futbolcuların transferinde sorun yok ama bak şu ana kadar antrenör üzerinde pek konuşmayı sevmezdim. Yıllardır üzgünüm şey yok ama bu futbolcuları antrenör iyi oynatamıyor diye düşünüyorum bu sene. Antrenörde bir sıkıntı. Zaten sezona yani çok geç başladık. Abi, yanlış adımlarla yani teknik heyet seçiminde de yanlış başladık. Abi bazı şeyler çok büyük handikap ama şimdi sezon başında kaç ne kadarlık hazırlık dönemi geçirsin? 6 haftayla 8 hafta sezon dönemi geçirsin. Bunun 2 haftası Ümit Hoca'ya dönemi değil mi? 2 haftaya çıktım. Hadi 7 haftalık periyot var diyelim. 5 haftan kaldı. Şimdi ben 5 hafta takım hazırlaman gerekiyor. Bu arada Özcan Hoca geldi mi? Geldi. 5 hafta takımla beraber çıktım abi. Çıktı. 3 hazırlık maçı yaptın. 3 hazırlık maçı yaptın. Hadi bir tanesi herhalde onunla beraber değildi. 2 tanesi. 3 hazırlık maçında şu anda oynayan 11'de kaç kişi var? Var. Onu sormak lazım. Sormak lazım. Evet, o var. Artı hadi o 5 haftayı da geçtim. Ondan sonraki süreçte diyoruz ki takım o idmanları sezon başını geçirdikten sonra bütün hocalarda bu vardır. Yani maç performansını, lig performansını daha doğrusu hazırlık maçıyla lig çok farklı olur. Yani ligde böyle biraz daha puan alma, puan işte kaybetme kaygısı olduğu için vücut biraz daha gerilir. Birazcık daha adaptasyonun birazcık daha zor olur. Peki Erciyes maçı oynadık 1. Altınordu maçı oynadık 2. Erciyes maçı kötüyüz. Hadi dedik ki hazır değil. Altınordu maçı kötü oynadık. 1-0 öndeyiz. Son saniyede berabere kaldık. Hadi geçtik. Adana Demir maçı ulan dedik. Hadi biraz diriliyor takım. Herhalde iyiye doğru gidecek. Hani yaptığı antrenmanlar, oynadığı maçlar. Onda da sadece savunma yaptık. Onda da mağlup olduk. Arkasından Karşıyaka maçında inanılmaz umutlandık, ümitlendik. Gole kadar müthiş bir performans. Golden sonra bir daha geriye çekildin. Orada da sen zaten beraberliği ya da mağlup da olabilirdi. Belki onu hazırladın. Samsun maçı geldin kere kötü. O zaman tamam oyuncular kötü. Oyuncular iyi performans gösteremiyor ama bunun altında yatan neden var. Tamam biz kötü takımız ama diyoruz ki bir oyuncu kötü koşmaz. Bir oyuncu kötü mücadele etmez. Sen eğer takımın çok kaliteli oyunculardan kurulu değilse şunu yapar abi hocalar. İyi antren eder takımı, kuvvetlendirir. Fiziksel olarak en üst düzeye getirmeye çalışır. Kondisyonel olarak en üst düzeye. En azından hani geçen sene Reha Hoca'yı çok eleştiriyorsun. Evet. Diyorduk ki kardeşim takım mücadele ediyor. Takım diri diyor. Evet. Takım koşuyor, takım mücadele ediyor. O şekilde aldık zaten. Oyunsal anlamda diyorduk sıkıntı var. Reha Hoca bunu düzeltmesi lazım diyorduk. Maalesef sezon sonuna kadar gitmedi. Zaten onu düzelseydik belki sezon sonu yani ilk 6'da belki şey oynayacaktık. Ya 2'ye girecektik ya 6'da oynayacaktık. Ama bu sene mücadele bu takımda yok. Abi mücadele yok. Oyun yok. Koşma yok. Oyun yok. Pres yok. Birbirine bağlılık yok. Arkadaşlık yok. Yani bir sürü etken. Yani nereden baksan ucundan her türlü kötü. Yani şu anda iki tane takım yani hep iyimser, İlhan abim dediği gibi duygusal bakalım olaya. Biraz öyle bakıyorduk herhalde. Hep iyi olsun diye ama abi her geçen gün bizim takımımız için tehlike çanları çalıyor. Yani bak ligin ilk durum ilk yarısında eğer biz 20'ye yakın puan almazsak biz ikinci yarı çok kötü durumlara düşeriz. Yani sen istediğin kadar oyuncu al. Devre arasında. İkinci yarı hiç maç kaybetmemen lazım hocam. Puanlar hiç. Bizim 17 yapman lazım. Benim hatırladığım 18 puanla falan bitirmiştik. Evet. Yanlış olmasın. Evet, o civarlarda. O civarlarda bitirmiştik. Ama ikinci yarıya fazla maçımız vardı. Yani fazla maçımız vardı. Öyle girmiştik. Ama şimdi öyle bir ilginç durum var ki daha 5. haftayı oynamışız. 6. haftayı oynayacağız. İyi de bir takımla oynayacağız. Urfa takımı bakma ne kadar da böyle şey yapsa. Evet. Skor olarak kötü ise oyun olarak. 15 puana 3 puan
aldık. 12 puan kaybımız var ilk 5 haftada. He, 12 puan kaybı ve iyi oyununu almadık. Şimdi iyi oyun olmuş olsa diyeceğim ki tamam bu takım yani koşuyor, basıyor, mücadele ediyor. Oyun anlamında iyi. Bu kayıp puanlara bir nebze iyi bakarız ama abi yani hiçbir şey olmayınca takımda fiziksel olarak da bir şey olmayınca o zaman hani ne anlatacaksın, ne söyleyeceksin? Yani bırak Cüneyt Hoca'yı. Şimdi Cüneyt Hoca bana göre kendini ateş attı. Evet. Yani ben bana dese maalesef. Bir tek mesela gelse Savaş Başkan dese ki hocam bu takıma ihtiyaç var sen geç dese başkana öncelikle anlatırım takımın durumunu ne olduğunu yani bu takımın çok iyi kaliteli olmadığını. İnşallah anlatmıştır. Anlatmazsa kendini ateşe attı. Evet. Yani şimdi Cüneyt Hoca eğer bu hafta maçı kaybetsin Cüneyt Hoca'nın hocalığı tartışılacak. Bak golde görürsün. Evet, yazık günah. Bak herkes yani bence, diyecek ki evet. İsmini telaffuz etmek istemiyorum. O bir tane şey var Bolu'da. İstemiyorum yani arkadaşım. Çünkü evet. Çok zarar veriyor herkese de. Evet, isim vermeyelim. Vermeyerek konuşalım. Herkes onu diyecek bak öne atacak. Yani inanılmaz bir ateşten gömlek giydiler yani. Evet. Bu hafta. İşte hocam şu artık destek yani destek olmak durumundayız. Yani bugün Bolspor camiası. Şimdi iyi günde ben bunu İlhan abiyle yaptığımız programlarda her zaman söylüyoruz. İyi günde herkes Bolspor'u şampiyonluklarda, galibiyetlerde herkes yanında olur. Şu dönem Bolspor transfer zaten oyuncu transferi yapması mümkün değil. Hoca da teknik heyette bir değişime gitti. Artık bizim özellikle yarın kupa maçı var. Hafta sonunda Urfa maçı var. Daha sonra Trabzon maçı oynayacağız gene kendi evimizde. Bizim mutlaka artık Bolspor'un yanında olup yani şu zor dönemde çünkü takımın da kendine güvenini kaybettiğini görüyorum ben. Biz her zaman takımın yanında olduk. Senin benim için demiyorum bak. Hocam. Camia olarak. Taraftar olarak, camia olarak bugün Bolspor'un çıkarları bizim için önemliyse biz Ahmet Mehmet Hasan Hüseyin'i eleştireceğiz. Bunu eleştiriyoruz. Savaş Başkanı tanıyoruz. Yöneticileri tanıyoruz. Onları tanımıyoruz diye doğruları söyleyecek, yanlışları söylemeyecek halimiz yok. Her zaman söylüyoruz. Geçen senede her programda ben dile getirdim. Kardeşim bu Reao böyle, Arhan böyle, evet. İsmail Duru böyle. Şimdi de çıktı oku. Dedik sezon başında. Bir İsmail gitti, bir İsmail geldi. Evet. Şimdi abi ligi bilmeyen adamla şimdi sen hocayı niye getiriyorsun yani abi? Bu ligi biliyor, takımı biliyor, daha önceden çalışmış. Evet. Öyle değil mi? Bu havayı teneffüs etmiş. Ondan dolayı getiriyorsun. Şimdi İsmail Okur dedin, isim telaffuz ediyorum da futbol oynamış mı? Yok. Evet. Hocalık yapmış mı? Yok. Evet. Daha önceki yönetimlerde şu olurdu. En alt kademeden, ben çok iyi hatırlıyorum yani diğer yönetimde, en alt kademeden başlarsın. Tabiri caizse en düşük neyse işte çöpçülük mü? Çöpçülükten başlarsın. Yavaş 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 kademe yükselirsin. Bu işin mutfağından gelecek. Abi gelmek zorundasın. Bunu yıkayacak. Başının yanında yamaklık yapacak falan filan derken. Tabii abi. Yani mutfaktan çıkacaksın. Sen şimdi restoran açsan, mutfağı bilmiyorsan, aşçı değilsen sen o zaman ne yapacaksın? Başkasının eline düşeceksin. Yani şu demektir. Senin söylediğinden şunu da çıkıyorum. Yani akademisyen hocalar çok burada başarılı olma şansı yok. Akademisyen hocalar olur başarılı. Yanına alır bilen adam. İlimle. Akademisyen de onu bilen de almıyor zaten. Almıyor. Akademisyenler de biz en iyi ben biliyoruz. Yani onu Reha Hoca da akademisyen. Ben ona gittim. Tamam program olsun. Bak Reha Hoca akademisyendi. Biraz da oynadı. Yani 3-4 sene futbol oynadı. Futbolculuk dönemi de var ama. Reha Hoca'nın tek sıkıntısı neydi? Takım teknik yani oyun bazında biraz eksiği vardı Reha Hoca'nın. Yoksa Reha Hoca Reha Hoca'nın en büyük sıkıntılarından bir tanesi transfer. Evet. Transfer. Çok yanlış yaptılar. Beraber oturdular. Nasıl yaptılar bilmiyoruz. O dönemde başkan da onlara çok çanak tuttu. Çok inanmışlıktan dolayı. Evet. Yani iyi niyetinden dolayı daha doğrusu diyelim. İkincisi de oyun oynanırken oyun okuma, oyuncu değiştirme, oyuna gerektiği kadar müdahale de yani tamam fiziksel olarak tamam da ama oyun anlamında bir şey yoktu. Biz zaten onu eleştiriyorduk. Biz yoksa onun kişiliğine, karakterine hiçbir zaman burada saygısızlık yapmadık. Yani biz sadece hocalıkla alakalı. Kişiliğine, karaktere zaten saygısızlık yapmadık. Ya başarısızlığını biz yapılan işleri eleştireceğiz. Başarısızlığını da ne dedik biz? Hep bunları konuşuyoruz. Başarıda nasıl omuzlara kaldırıyorsak başarısızlığını da masaya yatıracağız. Abi Reha Hoca için burası bulunmaz bir kaftandı. Sen ligden düşen takımla geldin, çalıştın. Reha Hoca buradan yani alacağını aldı gitti. Şimdi bu Türkiye liglerinde ya biz sezon başında İlhan abi sen yok musun? Mustafa ile beraber oturduk. Kemal Hoca, Kemal Kılıç, Termal'de, Serhat Güller, Mehmet İnceyen başkanımız vardı, Mehmet Başkan vardı. Hepimiz beraber oturduk. Bu
geçen seneki mevzulara geldi. Real Hoca mevzusuna geldi. Mustafa çok iyi hatırlıyor. Evet, tabii. Ya dedik ki işte Real Hoca bu parayı anlaştı. İşte bu transferleri yapıyor. Bunları yapıyor. Bunları işte 12 çeşit peynir istiyor falan. Bizim Real'dan mı bahsediyorsun dedi. Yani Real. Kemal Göçlü ya. Bizim dedi Real'dan mı bahsediyorsun? Aynı Real'dan mı bahsediyorsun hocam? Vallahi dedim aynı Real'dan bahsediyorsun Mustafa Bekir'imiz. Dedik ki Real Hoca bu yani. Yok ya dedi olmaz öyle şey. Ya dedi Yılmaz Vural falan konuşuyorsunuz. Ya. Yok dedik ya Real Hoca'ya konuşuyoruz. Yani inanamadı. Yılmaz Vural dedi, tamam olsa amin ben yani, diyeceğim dedi ya. Yerinde zor oturdu bu dedi ya. Ulan bize dedi böyle bir şey yapıyorlar dedi ya. Bu nasıl olur? İşte dedi Necip Başkan burada dedi göre yaptık dedi biz ne dedi ne peynirin ne dedi şey dedi ya. Ne gelirse dedi biz eyvallah dedik dedi. Necip Başkan'la da bir ağzımızı açma dedi şeyimiz yok. Onların en büyük şansı real bir plan da orada aslında. Abi sen ne diyorsun ya? Bak, en büyük şansı savaşın kendini savaş başkanının kendini ispatlama dönemi için inanılmaz harcamalarda iyimser davrandı aslında ekibine güvenerek. Evet. Az önce söylediği şeyde de bu var. Ya ama abi ekip olmanın avantajları var, dezavantajları var. Bu ona dezavantaj olarak geri döndü. Aslında ekibine güvenerek bu transferleri yaparız. Biz de bu sene en azından ilk altıyı zorlarız. Hoca da bunu başkanı adapte etti Real Hoca geçen sene ki son 8-9 haftaya kadar inanılmaz güveniyordu hocaya. Burada televizyon programlarında da hoca için başarılı olacak diye düşünüyordu ama artık ligler bitmesine yakın hocadan da umudunu kesti ama iş işten geçmişti. Ama bakarsan geçen sene çok kötü yerde bitirmedik aslında ama. Abi bitirmedik de geçen sene son iki takım özellikle altın ne o Manisa takımının yenilmesiyle Buca takımının son haftalarda maç kazanmamasıyla biz yani, o duruma geldik. Biz eğer o takımlar iki tane üç tane maç kazansaydı biz geçen sene küme düşerdik. Bir de şu olay da vardı yalnız geçen seneyle bu seneyi ayırırsanız şimdi oyuncu kalitesi biz geçen sene de eleştiriyorduk ama şimdi 8 tane yabancı var herhalde bu sporda. Tabii. 8 tane yabancıyı topluyorsun. Şu ana kadar Pirović'in Bolu Spor'a verdiği Pirović'in Bolu Spor'a verdiği performansı şu anda göremiyorsun yabancılarda. Göremiyorsun. He, Ankoy hani hareketli tamam. Mesela o fare konusunda konuşuyoruz. O fare İtalya Serie A'da oynamış. Genova'da oynamış bir oyuncu. Sonra Norveç Ligi'nde oynamış bir oyuncu. Köküne baktığın zaman. Gidiyorsun İskoç Ligi'nde oynamış. Aynı o farenin ama. Şimdi, bak, o da var bak, yani. Şimdi İskoç Ligi'nde oynamış bir oyuncu. Ama Şenol vardı. Evet. Birini Beşiktaş'a verdik ama yanlış Şenol'u verdik. Hatırlarsınız. Evet. Şenol, büyük Şenol vardı. Tabii aynen doğru söylüyorsun. Büyük Şenol'u aldılar. Küçük Şenol Yani öyle bir şey var. Abi şimdi şöyle bir şey. Dediğine katılıyor. Ama şimdi şunu diyorum. Rikers sözünüzü kesin. Rikers gördük bu adam Süper Lig'de Buca'da top oynadı. Jonathan'ı falan saymıyorum bak. Onları tamam. Yani oynamışlar geçmişte. İşte Henry Bell'le diyorlar Hayduk'tan tamam okey. Ama şunu söylerken Mustafa bir de şunu kabul edelim. Demek ki geçen seneki transfer politikası doğru. Ya geçen seneki takıma ara oldu yani. Şimdi bugün ara oldu yani. Bu seneye bakarsan geçen sene yapılan transferlerde ara yani oldu. Söylerken kendimizi bizim, bir yerde haksız çıkarıyoruz. Bizim bak. Bir tane Pirović diyoruz. Bak, şu anda yok çıkmadı. 16 gol. Sevgili abim zaten biz kendimiz de yanlış söylersek yanlış söyledik diyoruz ama şu olay var. Geçen sene bizim kalemizde Özkan'la erdi değil de Soner olmuş olsaydı biz en kötü. Ben açık ve net söyleyeyim. İlk altıya girerdik. Biz hep geçen sene bizim kaleye gelen topların hepsi gol oldu yani işin doğrusu. Bu sene hani oynadığımız karşılaşmaları aldığımız 3 puanın 3'ünde biz Soner'in şahsi gayretleriyle aldık. Yani aman aman tamam takımda oynadı işte Karşıyaka maçında gerçekten çok pozisyona girdik kaçırdık bilmem ne oldu. Karşıyaka maçında oynadı zaten. İşte Adana Demir maçında keza mücadele ettik. Orada da hani bir puan aldık derken gitti. Şeyleri Altınordu maçında tamam çok iyi değildik ama en azından 1-0 önde girdik. İşte hadi diyoruz. Erciyes maçında beraberdik. Hani bunlar da Karşıyaka maçı hariç çok aman aman bir futbol ortaya koymadık. Mustafa yan müdahalelerimiz yandan yani yedek kulübesinde hocanın müdahaleleri ve zamanlaması takımı son dakika 94'lerde yediği goller. Bak, yani işte orada bıçak sırtı dediğimiz
yerler olur. İşte 1-0 öndesin, 2 maçta bir tanesinde 0-0 öndesin, 3 maçta 4-5 puan veriyorsun. Evet. Ya şu anda onlar almış olsa 8-9 puan verdik zaten. Tabii. Bıçak yani sıktı. Hoca da zaten bir hoca problem. Tamam, Samsun'a yenil. Tamam. Olabilir Samsun. Samsun yani, maçını bir şey demiyor. Biz bu kadar farklı da kaybetmezdik Samsun maçını. Ben açık ve net söylüyorum ama şimdi ben bundan önceki programda, hangi program? 3 veya 4 program önce, çok iyi hatırlıyorum. Burada teknik heyetle ilgili bir konu gelince ben aynen şunu söyledim. Dedim ki ben Özcan bizatiden çok umutlu değilim. Evet, çok iyi. Tamam, düzgün insan, karakterli insan, akademisyen. Şenol Hoca'nın... Akademisyen olmasın. İşte Şenol Hoca'nın, Ersun Hoca'nın ya. Yardımcılığını yapmış birinci ama dedim ki bence çok umutlu değilim. Niye? Şimdi bakın, bakın. Yani bu işler Türkiye, akademisyenlerle bak, olmuyor. Sevgili abim, Türkiye'de bak, ben şimdi Hamza Hoca tartışılıyor. Niye? Türkiye'de çok kibar beyefendi hocalar gitmiyor. Olmaz. Futbolcu, yani teknik heyet dediğin biraz arsın, hani yırtık olacak ya hoca. Şovmen olacak, tribüne oynayacak, bilmem ne yapacak. Ya Osman Hoca, yani hepimiz, herkes, yani, bütün Türkiye artık atik bakıyor. Evet. Ama adam rolünü oynuyor. Evet. Gereği, belki takım mağlup oluyor ama top oynuyor ya. Ya bak, bir şey yapıyor yani adam. Sağdaki oyuncuların hocanın karakteri sağdaki oyunculara yansıyor. Bak, sağdaki oyuncular, evet, hepsi Osman Hoca gibi abi. Evet. Çünkü koşuyor, mücadele ediyor, ısırıyor. Kenardaki hocanın, evet, agresifliği yansıyor. Evet. Eğer kenarda beyefendi durursan o oyuncuya da o yansıyor abi. Bak, ben bunu çok kenara... Doğru, onu diyorum yani. Hadi. Biz de biraz çok hoca var dediğin kaleci biraz ben... Şimdi biz de Serhat Hoca kibardı. Evet. Takım yani olmadı. Olmadı. Oğuz Çetin acayip kibardı. Evet. Olmadı. Yani evet. Barigaya kibardı, evet, nispeten. Cihat Hoca da Özcan mesela, aynı. Evet. Cihat gene, evet, en başarılı şu anda, evet, Cihat. Hayır, o kibardı. O da yani çok. Ama zaman zaman aksesinde vardı. Ha, ama yani o... Onda. Onu diyorum yani, şimdi mesela ben her zaman şunu yani her devamlı söylerim yani, hoca da aynı olacak. Mesela oyuncular da, sen dedin ya, kenardaki hocanın şeyini alıyor. He, mesela bir kaleci, iyi bir kaleci bir puandır her zaman. Abdullah Hocam'ın şu anda kaleci antrenörü, Abdullah Hocam'ın bir lafı var. Ben o atasözü gibi yani futbolla ilgili, der ki normal futbolcuların, yani hani iyi bir futbolcuların, ya bir kalecinin, yani normal bir kalecinin bir tahtası eksik olur der. Ama iyi bir kalecinin 4 tahtası eksik olması lazım der. Hani şey, tırnak içinde diyorum. İyi bir kaleci, ben her zaman söylüyorum, bir puan. Biz tamam, belki Soner'i, hani Soner hatasız mı? Hayır. Tabii Soner'in de hataları var ama baktığın zaman diğer oyuncular tokaka mı? Hayır. Yani onlar da sahaya çıktığı zaman galip gelmek istiyorlar, gol atmak istiyorlar. Mutlaka onlar da başarılı olmak istiyor ama yani baktığın zaman mesela hani alınan 3 puanı konuştuk. Dedik ki işte Kayseri'de 2-3 tane top çıkardı. 1-2 tanesi rakip forvetlerin ayağından. Dönelim burada Altın Ordu maçında Keza 90'dan çıkardığı o bir pozisyon var. Karşıyaka maçında yine 90'dan Mehmet Eren'in topunu çıkardı. Aynen. Adana Demir maçında keza öyle. Bu maçta da, Samsun maçında da yani elinden geleni yaptı. Yediği gollerde artık yapabileceği bir şey yoktu yani. Onda bir şey yok. Yani özellikle de ikinci gol yedik. Yani bizim Samsun'da ikinci gol yedik. Amatör takımın yemeyeceği bir gol. Oyunla bağlantılı değil. Oyun yok. Oyunu sen... Ya onu diyorum abi yani hani... Süreklilik yok oyunda. İleride sen çoğalamıyorsun. Santofor diye aldın. Orta saha yok. Orta sahanın presi. Santofor orta sahanın... diye aldığın, evet, adama bir tane orta gelmiyor maç boyunca. Bak ya. Geliyor mu Allah'ını seversen? Geçen sene Hak'tan Emre Pirovic'i besliyorlardı. Şimdi bu sene bir tane sağdan soldan orta yok ya. Biz ileriye zorla gidiyoruz. İşte böyle ite kaka gidiyoruz. Rakibin attığımız şeydeki Karşıyaka maçında attığımız gole bak. Keza gene Altın Ordu maçındaki. Evet. Yani biz öyle şey gol atmıyoruz. Geçen sene gol atıyorduk ya. Evet. Gol ya, yiyorduk ama, evet, gol de atıyorduk. Bu sene, abi geçen sene de, şimdi bu sene. Bak, geçen seneki transferler şimdi... aslında doğru transferlerdi. Yani ama bak, kaptan da iş yoktu. Gemiyi yönetemedi. Bak, transferler bu seneyle geçen sene böyle kıyas ettiğin zaman, geçen sene de isim olarak oyuncular vardı ama Reha Hoca bir takım yapmıştı. Evet. Yani mücadele eden bir takım yapmıştı. Bak şimdi, Serkan geçen sene olan transferlerden nerede?
Sarıyer'de. Sarıyer'de. Nurettin nerede? Üsküdar Anadolu'da. Bak şimdi transferlere bak. Bu adamlar geçen bizim ligde oynuyordu. Evet. En azından mücadele evet. ediyordu diyorduk. Evet. Yani, tamam eleştiriyorduk. Evet. Serkan Ağır dönemiyor. Evet. İşte takımı öne çıkartamıyor. Evet. Ağır çabuk değil falan diye. Özkan gençler bile geleceğin kalesi deniyordu. İşte İlhan Cavcav istiyor, o yapıyor, bu yapıyor, bilmem ne oluyor. Yok. Bilal altyapıda U21'de. Evet. Deniz karşıya kadar oynamıyor. Mehmet Kuroğlu geri döndü. Evet. Kiralıklı zaten doğru çok evet. bize faydası olmadı. O da oynamıyor. Evet. Ömer Alkura gitti. Bize faydalı olmaz diye. Kibong oynamıyor. Evet. Ali Dere evet. Konya Şeker. Konya Şeker'de. İkinci ligde. Murat Gülbüzeroğlu bu hafta Ahmet ikinci Kulabas, ilk golün. Çok evet. umutlarla evet. alınan, bize sokulan piyasada yok. Almanya'ya geri döndü. Evet. Hatta ikinci yarıda altıya gitti. Bir tane doğru düz evet. maç yok. İsa nerede? Piyasada evet. yok. O Azeri falan saymıyorum abi. İsa bu hafta bir gol attı. Ha, bak şimdi. Murat Gürbüzoğlu nerede? Samsun'da. İyi dediğimiz oyuncu Samsun'da. İshak nerede? Antep'te harika evet, müthiş evet. oynuyor. Hala da aynı. Pirovic nerede? Polonya Lig takımına gitti herhalde. Lejje var. Kaç tane golü var mı? Tabii var. Herhalde. Var. Hemen İsmail Akkan nerede? Antep'te. Evet, zaten o dört tane iyi oyuncu. Zaten bizim tutulması gereken dediğimiz oyuncular da bunlar da abi. Bunları şimdi tutar. Geçen sene Bilal'i her zaman Reha Hoca tercih ediyordu. Evet. Biz bu hoca geldikten sonra yanına top atamıyordu. Lan biz dedik oyun zekası, top tekniği, oyun bilgisi olarak takımın biraz dedik böyle agresif olsa ligde oynar dediğimiz evet. adam. Dediler ki yanına top atamıyor dediler ya. Yani o kadar evet. bir değişim hı-hı, göstermiş. Hı-hı. Nasıl oluyorsa biz evet. o zaman yanlış biliyoruz ya hocalar evet. çok biliyor. Anlamadım abi. Şimdi adam U21'de belki de lisansı evet. bile çıkmadı yani. Ne evet. olduğunu da bilmiyoruz. Evet. Doğru mu abi? O Yusuf evet. dediğin adam evet. Kiralık aldığın evet. Gençler Birliği'nden kiralık aldığın Yusuf'u öve bitiremediler. Ben bazen hatta isimde açıkça söyleyeyim. Apa abiyle ben tartışıyordum. Abi niye oynatıyorsun? Ya çok iyi. Görevini yapıyor. Abi biz mi yanlış görüyoruz diyordum ya. Ulan biz yıllarca bu ligde ben çalıştım. Altyapıda çalıştım. Bu ligde çalıştım. Oğuz'un yardımcı gittik. Rize'de çalıştık. Ya bir kendim gittim. Çorum'da çalıştım. Bir yanlışlık var diyordum ya. Bir tezat var diyorduk yani. Şimdi çok iyi diyordun. Bir hafta evet. sonra Samsun maçında yok. Evet. Abi sen görevini yapıyorlar değil mi? Abi görevini yap. Ben bilmiyorum görevini olduğunu da. Şimdi Alican demek ki görevi o. Evet. Ya Alican geldi. Geçen sene Giresun'da inanılmaz bir performans gösterdi diyorlar. Alican'ı araya hala daha bulamadık evet. abi. Evet. Yok piyasada. Evet. Yani onun gibi Ofera, Hernandez, evet. Rickards, ondan sonra Janda say evet. sayabildiğin kadar evet. yani kim başka? Yabancı şimdi aklıma gelmiyor. Şu anda mı? Hernandez, Bella yok Bella piyasada, var. Reis yok yani, piyasada. Yani hep umutlu. Hernandez'i çok evet. iyi dediler, inanılmaz dediler. İşte en iyi oyuncu, en hazır evet. oyuncu dediler. Bir maç oynattılar, iki evet. maçta dediler yanına oynuyor. O zaman burada demek ki transferlerde bir yanlış var, hocada da yanlışlık var. Sen demek ki oyuncuları iyi okuyamıyorsun yani. Evet. Okuyamadın abi. İşte hocanın açıklamaları da bence çok yanlış. Madem sen bu yanlışları görüyordun, sezon içerisinde, sezon başında evet. geldin. Evet. Kaç haftada, 3 ay oldu evet. mu buraya gelelim? En az 3 ay oldu. 3 ay oldu. 3 ay oldu. 3 aydır sen buradasın. O zaman sen bu yanlışları gördüğün zaman ikaz edeceksin kardeşim. Hocanın bazen geldiği zaman takımda kuralları vardır. Dersin ki yöneticiler kardeşim giremez. Bir tane yönetici kim? Genel kaptan. O girer oyuncularla muhatap olur. Onun haricinde kimse giremez. Evet. Sen şimdi genel kurallarını koymamışsın takıma hiçbir tarafın evet. üstüne. Hiçbir şeyini sunmamışsın evet. oyunculara, yönetime. Ondan sonra sen geliyorsun diyorsun ki benim göreme son verdikten sonra yok işte transferleri ben yapmadım. İşte yöneticiler gidiyordu oyuncularla yemek yiyordu. Ben işte bir başkanın yanına gittim. Yok öyle bir şey abi. O zaman bu hocam öyle evet. değil. Ben yani kusura bakmayın. Ya ben de şunu diyorum. Bakın ben hoca hocalıktan anlamam ama şimdi hoca olarak da aldın takımı. Baktın dedin ki ya takımın gücünü görürsün. Hocaysan görürsün. Sen, dersin ki transferlerde sen eğer sen istediğin transferleri aldırmayıp yönetimin transfer yapmasını bekleyip transfer yapıyorsa yönetim yanlış bir şey varsa sen müdahale evet. etmiyorsan o zaman sen zaten kaderine razı olmuşsun. Ya hocam Türkiye'de Aziz Yıldırım alıyor diyor ki bunu oynatacağım bu takımı oynatacağım tamam, diyor. Aziz Yıldırım atıyorum, alıyor da. Misal. Aziz Yıldırım alıyor. Nani alıyor. İşte hocam Van Persie alıyor. Bak diyorum ki. Öyle mi abi yani şimdi, bu adamları bana razı. Aziz Yıldırım'ın aldığı adamları ya. Hocam şunu kaç diyeceğim bak. Galatasaray alıyor oynatıyor bak. Diyorlar ki adam hazır veya değil.
Abi şimdi hazırlamak şimdi, hocaya düşüyor. İşte onu bak. Diyeceğim hocam. Bu adamlar ne kadar şimdi, kötü olursa olsun fark etmiyor. Bak. Şunu diyeceğim şimdi Van Persie hazır mı? Nani hazır mı? Gelen oyuncular hazır mı? Değil. Ya, ama ne yapıyor ay- hoca? Bak ama, hoca ne yapıyor? Ha, diyor kardeşim bu adam yarım saat oynar ilk etapta. Van Persie son yarım saat koyuyor. Kavga dövüş o değil. Ha, Nani diyor ki Van şu Persie, şekilde. Nani yarım şimdi, saat bir saat mesela bir devre yarım devre ikinci devre oynatacak. Bu iki futbolcu oynatacak antrenör. O takımda uzun ömürlü kalmaz. Hocam ama bak adam hazır değil. Şimdi hazır olmayan bir adam. Şunu bak. Bak şunu bak şunu diyeceğim. Özcan Hoca aldı, baktı takımın gücü burada da. Ben hani hocalıktan anlamam ama dedim ki ya ben basit şekilde atıyorum canlı yayın yapacağım. Elimdeki kameraların şarjları 50 dakika gidiyor. Ben ne yaparım? Tedbir olsun diye derim 45 dakikalık yapayım. Niye? Lan hani 50 olursa 49'da da bitebilir bunun şarjı. Başarılı olabilmem için, iyi bir canlı yayın yapabilmem için, kesintisiz bir canlı yayın yapabilmem için ben 45 dakika canlı yayını bitiririm, olayı çözerim. Ha hoca aldı baktın ha takım eğer hani ya defansif bir oyun hani diyelim defansımızı sağlam tutalım, orta sahayı sağlam tutalım. Hani en azından vatan millet Sakarya oynamayalım veya saçma sapan bir oyun sistemiyle çıkmayalım. Çünkü benim takımım daha kondisyon hazır değil, birbirini tanımıyor. Yani bunları derim ki ya böyle bir şey yaparım abi yani. O zaman ne yaparsın? Eğer senin takım bunu yaparım yani. Senin takım akıllı bir oyuncu. Yavaş yavaş akıllı yani. Akıllı bir oyuncuysan senin takımın eğer karşı takımla hani ilk etapta mücadele gücü az, mücadele edemeyecek bir pozisyondaysa o zaman takımı alırsın abi orta sahaya. İkinci bölgeyle üçüncü bölge arasına sıkıştırırsın. İşte onu diyorum hocam yani. Oyuncuları. Evet. Ama onu gösterdiysen tabii. Bütün oyuncuları yerlerini nasıl evet. oynaması, nasıl müdahale etmeye evet. gerektiğini, nerede yapması gerektiğini. O zaman dersin ki kardeşim ben bu gol öncelikle gol yemeyeyim. Çünkü mücadele gücü evet. mücadele edemiyor. Evet. Önde de basamıyor. Evet. Orta sahada da evet. fazla mücadele evet. edemiyor. Fizik kaliten yok. Evet. Dersin ki o zaman ben ki çabuk adamlarım kim? Evet. Emre. Kim? Rikers. Bunlarla dersin hızlı bir şekilde evet. yakaladığım toplarla hızlı atağa evet. çıkayım pozisyon bulayım dersin. Evet. En azından bunu yaparsın evet. ama bizde öyle değil ki. Bizde at topu ortaya. Kimin ne yaptığı belli değil. Ortaya. Hangi futbolcu kimin nerede? Kimin ne yaptığı belli değil. Biz ben şimdi Adana Demir maçında Adana Demir diyorum. En son oynadığımız Karşıyaka maçında iyi oynadığımız maçta bile hani oyuncuların ben kişisel özverileriyle, becerileriyle oynadı, istekli oynadılar diye ben bu kadar iyi olduğuna inanıyorum yani. Ha geldiğinden beri hoca her türlü yanlış. Nasıl yanlış? Bir defa yardımcılarından yanlış. Sen bir tane adamı kulübeye sokamamışsın. Veysel bu ligi biliyor. Hani uzun yıllar evet. oynamış, kulübeye giremiyor. Evet. İbrahim kulübeye evet. giremiyor. Osman Zeki sen adam kondisyoner. Tamam bu evet. ligi hocayla beraber Besim hocayla olmuş olabilir ama bu adam kulübede ne kadar başarılı olur? Çünkü hiçbir zaman o bölgede bulunmamış. Bu adam sadece kondisyon olarak bir takım evet. programlar yapmış. Bilgisayar biraz önce diyorsun ya abi. Mektepli bir adam. Sen şimdi bu adamı yanında tutarsan, yanında danışacağın kimse olmazsa, paylaşacaksın, oyun anında gideceğin, yani arkadan görecek bir ekstra senin adamı gelip evet. beni uyaracak adamın olmazsa sen zaten aynı pozisyonlar oldu. Bir menajer de buranın da zaten el pençe devam. Evet. Çoğu maçta onun yüzünden evet. yani bir çıkıp agresif yapmadı, bir şey yapmadı. Sadece durdu çak. Oyuncu gelen oyuncuya çak yaptı. Öyle menajerlik de olmaz. Ben olsam Savaş Başkanı yerine daha böyle kariyerli, oyunculara dediklerini yaptıran, tamam mı abi duruşu olan, yani profesyonel hani diyoruz ya profesyonelliğe geçmesi evet. lazım diye öyle birini getiririm yani. Evet. Evet. Yani abi bu iş profesyonelden başlamış. Bak bu iş kimi getirdik biliyorsun menajer olarak? Aran'ı getirdik. Aran'ı hiç gören oldu mu? Aran'ı görmedik. Aran transferlerde gördük. Bak sezon başı transferinde gördük. Sezon başı transferinde gördük. Bu işin biz bunu geçmiş yıllarda da konuştuk Muharrem Hoca menajerlik yaparken. Menajerlik neler yapmalı dedi. Tabii abi. Neler yapmamalı? Abi bu altyapı menajerliği değil ki bu. Yani aslında menajerliğin şeysini şöyle bir kitabını yazmak lazım. Abi bak. Bir kulüpte menajer nereye kadar yetkilidir? Tamam mı? Bak abi yetki vermesen bile bir tane kulübe menajer getirirken bu ligi bilen, bu oyuncuları tanıyan, hocaları tanıyan, bak gelen ya onu da getirdin. Menajeri Aran'ı getirdin. O da bu ligi biliyor dedi. Bilmiyordu ki. Giresun
yaşında bu işi abi yaptı dedi. Abi bilmiyordu ya. Ya bu adam Olgun Peker'in yanında menajerlik. Bu adam normal abi, menajerdi futbolcu, ya. Futbolcuları biliyor. Abi, ya menajer ya, dediğin o, adam Süleyman abi, Hurma gibi, Seyit İçgül gibi isimler olacak. Süha öyle diyorsun. Ve Süha Sidal'ı kaymıyorum. O ayrı. O da, ama o da başarılı oldu. Ama ben Kasımpaşa'da başarılı oldu. Hani, ama gittiği kulüplerde başarılı ben olmuyor. Her zaman şunu söyledim. Ben Necip Şarıkçı döneminde de söylediğim aynı şeyi ya vardı. Şey diğer başkanlara da, Savaş'a da, Savaş Başkan'a da aynı. Dedim ki yani eğer menajer profili olduğu zaman dedim ya Süleyman Urma, Seyit İçgül, yani yanlış ama söylüyorsam yanlış. Bunlar, ya. Bunlar tabii ya, ya Konya'yı Konya Karabük, bak ayrıldı Karabük'ten, Karabük'ün durumu. Konya'nın şu anda bildiğim kadarıyla Aykut Kocaman'la birlikte Konya Spor'da 2-3 senedir orada görev yapıyor. Yani menajer dediğin abi, piyasayı bak, bilecek, futbolcuyu bilecek. Sadece buna dedilerse sadece sen kardeşim işte oyuncuların lisanslarını taşıyacaksın, evet, evrakları taşıyacaksın, işte bu çantayı taşıyacaksın dedilerse bizim Burhan'a lafımız yok. Maçlar düzgün, eşki düzgün. Ona laf olsun diye. He, düzgün. Yani bilgili bir şunu, isim. Burhan'a lafımız yok ama. Menajer, adı menajer olsun diye kulübün başına konuyor mu? Abi. Yoksa yani burada işte oyuncu değişikliğine kağıda yaz ver, al. Dediğin gibi futbolcu çıktı şak yap giderken bak, hadi koçum bu mu? Ya onu yoksa, da diyecek ama biraz da ağırlığını da koyacak şimdi, kenarda. Ağırlığını koyması için onun yetkiyle donatılması lazım. Böyle bir yetki var mı? Bir dakika, aslında bir dakika abi, bir dakika. Biz, bu adamı biz bir dakika, bu adamı yetki verdik. Burhan'a başkan dedi ki ne yetki her verdi? Tür, bak bir dakika. Bilmemiz şunu lazım. Söylüyorum. Bunu eleştirirken şu, benim eleştir, bilmem tamam, lazım. Tamam. Diyorum ki şimdi Burhan'ı kurdu. Başkan dedi ki yani konumuz Burhan dedi, değil ama açıldığı için hayır, Burhan'la konuşuyoruz. Burhan dedi, başkan dedi ki Burhan dedi her türlü yetkilisin dedi. Sen dedi Süleyman Hurma kadar yetkilisin. Bundan sonra dedi alınacak hocalarda, alınacak transferlerde, yapılacak transferlerde dedi. O zaman onu yatıralım. He. Eğer dedik, sen dedi sorumlusun. Eğer yanlış bir transfer olduğu zaman atıyorum işte Adana Demir'den Urfa'dan Şaban Özel geldiği zaman Şaban nasıl oyuncu? Bana dedi bu oyuncuyla alakalı bilgi vereceksin dedi. Ha verecek. He, nasıl verecek abi? Şaban kim olduğunu tanıyor mu Burhan? Ya şimdi bak o ayrı bir şey. He. O şu andaki mevcuttaki insanı eleştirirken biz vasıflarını ben taşıyabilen ama onu diyoruz işte onu menajerleri yani sen, biz göreve getiremiyoruz. İşte Al Arhan diye iyi vasıflı dedik, getirdik. Onu da iyi vasıflı yani, diye getirmedik Müfit, yani. Müfit getirdik. Müfit abi gene gelenler için en iyisi Müfit abi. Kazım en iyisi oydu. Yani biz bunları da getirdik ama biz yetkide sıkıntı var bizde. Ama sen şimdi Burhan'a bu yetkide... Burhan değil ya bizim konumuz. Hayır ben onu demiyorum abi bak. Bizim konumuz Burhan değil. Tamam değil de menajerlik sistemini konuşuyoruz. Sisteminde... Tamam ben de diyorum ki başkan buna yetki verdi diyorum. Verdi bu yetkiyi bu. Dedi ki Hacettepe'den Yusuf gelecek Burhan dedi. Bu oyuncuyla alakalı bana bir yorum yap bakayım dedi. Bilecek bilecek. Beni servisin başına getiriyor. Onunla ilgili elektrikle tamam, ilgili bir bak, şeyi biliyorsun, ben atlıyorsam o zaman peki, getiremem. Peki Burhan'ı nasıl bu güvenip de buraya getirecek diyor. Ben Burhan konusunda ne kadar bilgili ne kadar bilgili değildir diye çok fazla bilgim olmadığı için yorum yapmıyorum. Sadece Burhan'ı konuşmuyorum zaten. Tamam. Sadece menajerliğin nerede başlayıp nerede bitmesi gerektiğini birilerinin anlatması lazım, söylemesi lazım. Biz sürekli işliyoruz burada bu konuyu. Tamam. Sürekli şimdi gelen oyuncularla alakalı bu sene olan işte yapılan transferlerle alakalı ne olursa olsun menajerin bilgisi olsa gitse başkana, başkanım bu oyuncuyu alıyorsunuz ama bu oyuncunun işte daha önceki geçmişi bu. Bilmese etrafı araştıracak, soracak. Performansı bu deyip böyle bilgilendirse o zaman birazcık daha düzgün olmaz mı inşallah? Bilgilendirmediğini de bilmiyorum ama bilgilendirdiğini de bilmiyorum. Yani şöyle o konuda bir yorum yapmam. Yapmayayım tamam. Ama ben sadece menajerliğin olması gereken vasıfları, ha o vasıfları belirlersen ona göre de hesabını sorarsın ama hiçbir şey belirlememişim. Yazboz işte lisansları getir götür, oyuncu değişikliklerini yaz, menajerliğini çok fazla da yüklenirsek yanlış yaparız diye düşünüyorum. Çünkü bir futbol şube sorumluluğumuz da var bizim. Kim? Hala. Kim? Var yani şu andaki kim? İsmail. İsmail değil okur mu? Cüneyt mi? İsmail, Cüneyt. İkisi. Cüneyt Başkan, biri yardımcı. Yani var yani şu anda futbol şuben de var. Bir dönemde kapattılardı. Abi, sonuçta şu oluyor. Eğer biz camia olarak bu sene kenetlenmezsek abi
bütün evet. eski başkanlarda oraya girecektim yani. Bu sene cami olarak yani, hocamın işte, dediği gibi bu Bolu'daki hocalar da şimdi tam çıkıyorum ayağımdan çek hikayesi var ya abi, çıkarken tam tırmanırken güzel yere çekmeyelim. Eğer bunu yaparsak borcumuz benim bildiğim kadarıyla aslında işte, biz çekmiyoruz da bize de diyorlar ki ya diyor çok yumuşak gidiyorsunuz. İşte siz anlatmıyorsunuz. Ya anlatıyoruz. Anlayan anlıyor. Anlamayan da davul zurna saz. Öyle, sen öyle anlayana anladın. Sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az demiş adamlar. Şu anda abi artık biz yavaş yavaş. Yani öyle bağırarak da anlatamazsın. Şimdi Cüneyt Hoca ve ekibi geldi. Sayın Başkan ve yönetimi ya bu kadar ve Cüneyt'e de başarılar dilemeyi unuttum işte. Allah kolaylık versin. Şimdi hocam yayının başında sevgili izleyiciler, sevgili İlhan Özdemir'e bir 10 dakikalık gecikmeyle katıldı. O yüzden 5 dakika diyelim. Katıldı. Hocam çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki Cüneyt dedi ateşten gömlek giydi dedi. O yüzden Allah kolaylık versin. Allah muvaffak etsin. Çünkü Cüneyt Hoca'nın ve ekibinin başarılı olması Boluspor'un başarılı olması demek. O yüzden herkesin şu anda destek olması lazım. Yani hem yarınki kupa maçı hem hafta sonu oynayacağımız Urfa maçı. Bunu Cüneyt'e evet. destek anlamında evet. Boluspor'a destek. Boluspor'a destek. Ona da destek oluyor. Ya Boluspor'a destek oldun ya. Şimdi Cüneyt Hoca başarılı olursa ekibiyle Boluspor başarılı olacak. Abi, Boluspor başarılı olursa Cüneyt Hoca yani. Kişiler değil. Boluspor. Kurumlar. Kurumlarla ilgili biz bizi kim başarıya ulaştırırsa o başımızın evet. tacı. Abi yıllardan beri konuşmuyoruz mu? Bolu'dan hoca çıkmıyor. Bir Mehmet Hoca çıktı evet. diye çalıştı diyoruz. Onun haricinde hani doğru dürüst evet. yukarılarda evet. üstlerde çalışan bir tane hoca evet. yok. Her bölgenin bak dikkat et. Özellikle Trabzonlar evet. bu konularda evet. çok üstler. Antepliler. Ama birbirlerini tutuyorlar. Antep, İzmir bölgesi. Hep hocaları vardır. Ve şu anda Bolu'da çıkan bir tane hani böyle üstlerde çalışan, üçüncülükleri saymıyorum yani. Evet. Böyle bir tane adam yok. Yani. Hakem? Yok. Bir tane hakem yok. Öyle değil mi abi? Tabii. Hakem de siz yıl başı yönetiyor ya. Federasyonda yetkili evet. öyle bir evet. adam. Hiç adamımız yani yok yani. Niye? Yani. Hep işte paçadan asılma. Tabii. O gitti. Nasıl abi indiririz? Şimdi, o çıktı. Nasıl düşürürüz? Herkes Boluspor'u. Yani bir tane Boluspor var. İçerideki herkes Boluspor bekliyor. Sen daha önce Boluspor'da çalıştıysan, evet. daha önceden görev aldıysan, evet. orada belirli bir başarı yakaladıysan, hani neresinden diyorsun ki takımı evet. küme düşürmedim, işte takımı şuralara getirdim, çalıştırdım diyorsan dışarıda gidip hocalık yapacaksın o zaman. Rüştünü öyle ispat edersin. Ben yönetim açıklama yapacak, karşılığında sen açıklama yapacaksın. Yok abi öyle bir şey. Yani evet maalesef. Yani bu böyle bir şey. O zaman sen kendine güven varsa gideceksin kardeşim. Ben diyeceksin kendimce teklifler var deliniyordu. Hocalara Bolu'dan bir sürü yazdılar, çizdiler. İşte şu hocaya şu teklif, o hocaya bu teklif. Bir sürü şey var dendi. O evet. zaman çıkacaksın abi. Önce rüştünü ispat edeceksin. Kendini ispat edeceksin dışarılarda. Ondan sonra gelip hocalık yapacaksın Bolu'dan. Evet. Ben diyorum ki ben artık hocalık yapmıyorum. Evet. Ben yardımcılığım bitti diyorum. Ben Boluspor defterini kapattım diyorum. Ben diyorum olursam yönetici olurum Boluspor'a diyorum. Hocam onu söylüyor. Ben hocalık diyor bıraktım. Hocam ben diyor. Olsaydı ben Engin evet. Hoca'yla Antalya'ya giderdim. Engin Hoca'yla Urfa'ya giderdim. Yani ben gene hocanı ama yardımcılık artık ağır geliyor bir evet. şeyden sonra yapmıyorum. Sen Fatih Terim gibi düşünüyor bu. Evet. Bundan sonra evet. antrenör olarak gelmem. Ben sıraya başkanım. başkanlık da çok ama hani olan bir yönetimde evet. oluruz. Evet. Biz de faydalı olmaya çalışırız. Evet. O anlamda ben diyorum her zaman yani faydalı olmaya evet. çalışırız. Boluspor kulübüne bir yönetimin içerisinde olursak hocam diyor, veririm, faydalı da oluruz diyor. Üzerime yani. Düşen maddi manevi ne varsa yaparım diyor. Evet. Bundan sonra diyor ben ne Boluspor ne bu sene de birkaç takımdan hani yani biliyorum ya, teklif geldi hocam. Hocam ya. Dedi ben o defteri kapattım. Bitti. Yani hani artık dedi hocalık yapma. O stresi dedi artık yok, kaldıracak düzeyde değiliz. O yüzden tabii lafı da çok artık uzatmanın bir şeyi yok. Yarınki Çatalca maçı var saat 3'te. Kupa maçı. Taraftarımız bir üzülüyor gerçekten. Yani biliyoruz ama en azından hepimiz üzülüyoruz. Abi şu yani andaki mevcut bugün hocamız kim? Evet. Cüneyt Karakuş. Evet. Salih abi. Evet. Benim eski evet. takım arkadaşım Salih evet. abi. Dapı abi de evet. eski takım arkadaşım. Bir tek evet. Osman değil. Öncelikle onlara başarılar diliyoruz. Evet. İnşallah yarın hayırlısı iyi başlarlar. Evet. Hafta sonu Urfa maçı var. İnşallah evet. o maçı da hayırlı geçerler. Evet. Yani neden devam etmesinler evet. abi? Yani tabii inşallah canım. Öyle bir pozisyon olur. Devam ederler yani. Kupa maçı da bizim için yabana atılmayacak bir şey. Yani. Ya moral
mental motivasyon açısından ortaya konulacak futbol alınacak sonuç futbolcuların da kendisine güvenine getirecek abi. Bak şöyle bir şey yaparsa hoca da yanlış yapmış olur. Eğer yarın ben işte gençlerle çıkayım, bu maç benim için önemli değil. Değil. Hafta tabii, sonraki o, maç evet. benim için çok önemli falan der. Zaten takımımız hazır değil yani. Yarınki maç antrenman maçı. Yani yarın sen Çipkale oynayacaksın abi. Evet. Çatalca'yla. Çık takımını. Ele moral kazan abi. Çıkart takımını en azından bir 45-60 neyse evet. çıkart. Çünkü bu sen bunu hazırlık maçı olarak göreceksin. Çünkü senin takımın hazır değil. Evet. Maç doğru düz. Evet. Oyuncular hep evet. yani her hafta farklı 11, farklı 11, farklı 11. Evet. En azından kafasındaki bir takımı çıkart. Evet. Cüneyt Hoca. O 60 dakika, 45 dakika neyse onu evet. sürer. En azından takım da galip de gelirse evet. kupada hem de dersin, hem de moral motivasyon olarak ya, oyuncular biraz kendine evet. gelir. Yarın taraftarlar da gelsin. Bak yarın yani. ben bu işte olmayacak oyun. Yani yedek olan yedek ağırlıklı bir takım çıkarayım. Gençlerden kurulu bir takım. Yok sanmıyorum. Cüneyt Hoca'nın öyle. Takım da mağlup olursa bak o şey hafta sonunda da yansır. Evet. O moral motivasyon evet. bozukluk moral evet. bozukluğu hafta sonunda evet. da yansır abi. Öyledir yani. Ondan sonra toparlayamaz. Şimdi bizim yarınki Çatalca maçıyla birlikte yani temennim camiye olarak bütünleştiğimizi göstermemiz lazım. Ya Bolspor bu zor günleri birbirine destek olarak atlatacak. Şu anda başkan ve yönetim gerçekten zor bir dönemden geçiyorlar. Yani gerçekten başkanın işi kolay değil. Yani artık başkanı devamlı da konuşmakta doğru da değil. Başkan ve yönetimin işi gerçekten zor. Zor bir dönemden geçiyorlar. Başkan çok ha. iyi niyetli bir insan. Evet. Yanındaki evet. insanlara inanılmaz evet. inanıyor. Yani güveniyor. Ama işte inanıyor. Yani onlar da ona böyle zaman zaman çok yanlış yaptırıyorlar. Yani evet. bence adamın en büyük üzüntüsü odur. Yani evet. güvendiğin insan. Ben şimdi sana çok güveniyorum. Evet. İnanıyorum ama evet. sen bana yanlış yaptın. Habire zarar yaşatınca bu sefer. Bir bakıyorsun, ulan bir dönüyorsun kötü olmuş. Bir dön arkanı dönüyorsun o da kötü. Dönüyorsun gene kötü abi yani. Hiç artık yani, başkan kimse arkasında dönemeyecek. Abi şimdi ya, geçen sene harcanan para belki 10-12 trilyon para yani Real'ın döneminde harcanan para. Bu sene nereden baksan herhalde bir 7-8 evet. trilyon vardı evet. yani. Kaç tane oyuncu evet. ya? 30 tane oyuncu var ya abi. Evet 31 tane oyuncu var yani, şu anda. İdman yapmak da zor. Bak bu kadroyu idman da yaptıramazsın abi. Evet. 11-22 oynadın bir 11'de kenarda bekliyor. O da sıkıntı. O oyuncuların moral bozukluğu kenarda olmaları. Ya şu anda federasyona zaten 24 kişi bildiriyorsun. Abi bildiriyorsun da abi gene de ya, takımı 24 kişide sabitleyeceksin abi. Diğerlerine. Ben hoca olsam hiçbirini tutmam orada gönderirim aşağıya. Ben işime yarayacaklar. Evet, aynen. Abi ben, benim için öncelikli ne? Tamam oyuncu yetiştirmek de güzel. O oyuncuların idmanda olması. Kadroya giremeyen her futbolcu sorun. Abi kadroya girmeye sorun. Bunlar kadronun dışında yani. Kadronun da yani dışında. Kadroya girmek için uğraşacak. Baktı futboluyla evet. giremezse çenesiyle evet. girmeye çalışacak. Abi çenesiyle öyle bir şey yok. Girecek. Yaptık geçmişte yaşadık biz bunları. Kalitesini gösterecek. Antrenmandaki evet. isteğiyle gösterecek. Oradaki evet. hocaya çevreye tutumuyla gösterecek. Yaptığı disiplinsiz hareketlerle hocanın gösterecek. Hocanın yapması gereken açısından evet. yapması gereken hocalık gönderecek. Öyle, hocalık öyle yoksa kolay bir iş değil yani. Kadro evet. dışında kalan yani mevcut kadronun evet. dışında kalan bütün futbolcular evet. takıma zarar evet. verir. Evet. Evet. Şimdi programımızın da sonuna geldik. Zaten tek bölüm yapıyoruz. Evet. Yarın reklam diyor, reklam evet. diyor. Yarınki maç ve hafta sonundaki maçla ilgili mesajları alalım. Abi programı kapatalım. Cüneyt Hoca ve ekibine başarılar diliyoruz inşallah. Evet. Yarın hı-hı. galibiyet olur. Hı-hı. Galibiyetle başlarlar. Onlara da en azından moral motivasyon olur. Evet. Hafta sonundaki maçta ona zaten evet. yansıyacaktır. Yani tamam önemli değil gibi görünüyor ama bence çok önemli maç. Yarınki maç da çok önemli evet. bir maç. En azından işte taraftarın, evet. basının, hı-hı. yönetimin birlik beraberliği adına, Bolspor'un geleceği adına da evet. önemli. Hani çok kupa maçı diye evet. boş geçmemek lazım. Bir dahaki haftalara bize aynı olabilecek bir maç. Evet. İnşallah öyle galibiyetle bitiriz. Ondan sonra evet. hafta sonundaki Urfa evet. maçına hep beraber daha moralli çıkarız. Moralli çıkarız. Biz evet. de elimizden geldiği kadar dışarıdan destek oluruz. Yapacağımız olur. Evet. Bütün gelen ekibe başarılar diliyorum. Evet. Ben de Cüneyt Hoca ve ekibine başarılar dileyerek programı kapatmak istiyorum. Evet. Aslında çok fazla detaya girdik zaten. Evet. Başarılar diliyoruz. Evet. İnşallah bakacağız, göreceğiz. Peki, teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Sevgili seyirciler, tutuyoruz 3'te. Oynanacak, Bolu'da oynanacak karşılaşmaya. Boluspor'u bu zor günlerde birlik ve beraberlik içerisinde olduğu zaman daha iyi günlerin beklediğini biliyoruz. Temennimiz de o yönde. Sayın Başkanımıza ve yöneticilerimize de
başarılar diliyoruz. Yeni teknik heyete de başarılar diliyoruz. İnşallah Bolu Spor'da birlik beraberlik içerisinde bu günler aşılması lazım. Tabii yapılan hatalardan da dersler çıkartılarak. Yönetim de oturacak. Diyecek biz nereden hata yaptık, ne ettik? Ona bakacak. Yeni gelen teknik heyette inşallah başarılı olur. Temennimiz o yönde. Çünkü Bolu Spor'un başarılı olmasını istiyoruz. Bolu Spor'a da artık bundan sonraki bu yaşananların da bir ders olmasını istiyoruz. Başarılar diliyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak üzere diyorum ben. Hepinize iyi geceler.